Konulara devam ediyoruz. Sayın Sönmez, ismi maalesef tam yazmamış. Burada sevgili arkadaşlardan, avcı arkadaşlardan, sevgili doğa severlerden özellikle rica ediyorum. Bize mail gönderen, bu konuya hassasiyet gösteren arkadaşlar, lütfen hangi şehirden, hangi bölgeden yazdığınızı, hangi avcılar kulübü üyesi olduğunuzu ve isim ve soyadınızı açıkça bize yazarsanız, çok daha rahat biz de sizin önerilerinizin takipçisi oluruz. Hatta size geri bildirimde bulunuruz. Bakın geri bildirim çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Fikri olan insanlar sadece fikirlerini kendilerine saklarlarsa bu fikirler hayata geçmekten hep uzak kalırlar. Fikri olan insanlar bu fikirlerini özellikle yaptırım gücü olan müesseselerle, çağdaş kurumlarla, avcılık derneklerini, doğa derneklerini paylaşacaklar. Paylaşacaklar ki bu önerileri benimsensin, bu önerileri bir toplum önerisi haline gelsin. Yaban TV olarak zaten bizim misyonumuz bu. Yaban TV olarak bizim yapmış olduğumuz çalışmalar sizin sesiniz olmak. Siz bize bildiriyorsunuz, siz bizi yönlendiriyorsunuz. Siz bize gönderiyorsunuz, biz sizin sesiniz oluyoruz. Bunun takipçisi oluyoruz. Onun için sizin fikrinizin, sizin isminizin, sizin hangi avcılar kulübü, hangi bölgede yaşadığınızın bizim için çok büyük önemi var. Türkiye'yi tamamen bir coğrafya içerisinde, Türkiye büyük bir coğrafya. Bütün bu coğrafya içerisinde Türkiye'yi görebilmek için çeşitli bölgelerden gelen fikirleri almamız lazım. Baktığımız zaman Türkiye'de 3 mevsimi beraber yaşıyoruz. 3 mevsimi yaşayan bir toplu coğrafya içerisinde tabii ki bölgelere göre beklentiler de farklı. Zaten bölgesel avcılıktan bizim anlatmaya çalıştığımız buydu. Doğu Anadolu'da kar yağarken Akdeniz'de her zaman güneş var. Tabii ki Doğu Anadolu ile Akdeniz'in kuralları beraber olmamalı. Ya da kurallar birbirlerinden farklı olmalı. Onun için bize yazın. Bölgenizi bildirin, bölgenizin sorunlarını bildirin. Biz onun, sizin sesiniz, biz sizin takipçiniz olalım. Müsaade ederseniz devam ediyorum. Sayın Sönmez, Çevre Orman Bakanlığı sadece avcılığı kontrol ediyor. Zehirli atık, zehirli ziraat ilacı gibi faktörlerle ilgilenmiyor diyor. Çok önemli konu. Türkiye'de 20-25 sene önce çok büyük bir kırım oldu. Özellikle bizim yerli kuşlarımızda, yerli hayvanlarımızda. Birincisi bu maalesef zehirli tohumlardan oldu, zehirli buğdaydan oldu. İkincisi ise uçakla süne ilacı atılmasından. Süne ilacı biliyorsunuz çok zehirli bir ilaç. Ne zaman kontrolsüz atılıyor. Yapmış olduğu, getirdiği fayda maalesef götürdüğünün yanında hiç kalır. Muazzam bir zarar veriyor tabiata. Bütün dörtü böcek civarında her şey yok oluyor. Onun için süne ilacının çok ciddi ve çok dikkatli atılması lazım. Yıllarca maalesef bu konulara hiç özen gösterilmedi. Maalesef bütün batıda yasak olan ilaçlar Türkiye'de kullanılmaya devam etti yıllarca. Şimdi kullanılmıyor mu? İnanın şimdi de kullanılıyor. Benim önerim şudur. Avrupa Birliği'nde hangi ilaçlar yasaksa Türkiye'de de aynı ilaçlar yasak olmalı. Madem biz bu işin bu kadar iyi analizini yapamıyoruz, o zaman bırakalım bu analizleri yapan, bu yatırımı yapan, bu analizlere bu yatırım, altyapı yatırımını yapan ülkelerin aldığı kuralları, kanunları, meydeleri uygulayalım. Bütün Avrupa Birliği'nde bakıyorsunuz yasak, bizim ülkemizde hala belirli bir şekilde, serbest şekilde ithal ediliyor, serbest şekilde satılıyor. Doğru dürüst bir kontrol yok. Nasıl atılacağı, nasıl yapılacağı ile ilgili bir kural, kaide, takipçilik yok. Belki kural, kaide var. Kural, kaide korumak çok kolay. Ama bunun takipçisi olmak lazım. Eğer bununla ilgili ziraat takipçisi değilse, biz doğa severler olarak biz takipçisi olmalıyız. Onun için bizim sizden beklediğimiz Yaban TV'ye ulaştırdığınız, bu konuyla ulaştırdığınız her türlü konuda inanın
çok ciddi ve hassas şekilde konuları takip edeceğiz. Arkadaşlarımız, Sayın Sönmez arkadaşımın bu konudaki önerisi, zehirli atık ve zehirli zirai ilaç konusu çok önemli bir konu. Türkiye'nin hem kuşları hem de Türkiye'nin börtü böceği açısından. Onun için teşekkür ediyoruz kendisine. Özellikle bu konudaki hassasiyet için. Vallahi o kadar güzel konulara parmak basmış ki. Diyor ki avcıya herkes karışıyor. Bir tek merciyle muhatap olmak istiyoruz. Ya bir tane merci gösterin de bize muhatabımız olsun. 5-6 tane merciyle biz muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Hiç kimse de bizim derdimize derman olmuyor. Jandarma, Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Orman Bakanlığı, muhtar, bulunduğumuz avlakta bir tane muhatap istiyoruz diyor. Kim olacaksa ama bir tane muhatap. Evet, muhatap sayısını azaltmak lazım. Bir tane muhatap diye Türkiye'de bugün belki bir tane muhataba inemeyiz ama hiç olmazsa 2-3 muhataba inelim, her sene birer tane ineriz. Bakanlık sadece vergi tarafından ilgileniyor. Pazarlık şansımızın da olmaması sebebiyle tek taraflı politika izleniyor. Evet, güzel bir konuya daha parmak basmış. Tabii biliyorsunuz ben Büyük Av'a çok meraklıyım. Zaman zaman da Yaban TV'de Büyük Av'la ilgili çektiğimiz filmleri sizin beğeninize sunmaya çalışıyoruz. Demiş ki arkadaşımız, turizm avı adı altında doğamızda zaten az olan yaban keçisi, yaban koyu, geyik, karaca gibi avların avcılara kapatılmasını ve yasaklanmasını istiyoruz. Öneri öneridir. Bizim görevimiz onu size aksettirmek. Sizlerle paylaşmak. Onun için bizim rezervimiz yok bu konuda. Dünya devletlerinde av tezkeresi 100 lirayı geçmezken bizde en az 3-4 katı para alınıyor. Bizim halkımızın bütçesi bu ücreti ödemeye yetmiyor. Yazık. Zaten senede 200 sefer ava gidiyoruz. Bu kadar ücret bize reva mı diyor. Vallahi bu konuda kusura bakmasın ama ona kendisine katılamayacağım. Almadan vermek Allah'a mahsustur diye bizde çok güzel bir atasözü var. Tabiata gidiyoruz. Çok güzel. Av yapıyoruz. Birkaç keklik vuruyoruz. Birkaç kuş vuruyoruz. Ördek vuruyoruz. Ondan sonra diyoruz ki buna hiçbir şey vermeyelim. Olmaz ki kardeşim ya. Yani akşam gidiyorsunuz sinemaya. Sinema biletine para veriyorsunuz. Sigara bugün kaç para olduğunu bilmiyorum ama sigaraya para veriyorsunuz. Bir taraftan akşamleyin de hadi bir parlatalım deniyor. Birkaç kadeh de atılıyor. Ona da para buluyor.